Göz tembelliği her iki göz arasında görme düzeylerinin farklılığı nedeniyle bir gözün görmesinin tama çıkamaması durumudur. Tabii ki doğuştan itibaren gelişen bir süreçtir. Ne kadar erken tanı konursa ve sebep ne kadar erken anlaşılırsa tedavisi de o kadar başarıyla yapılabilir. Göz tembelliğinin sebeplerinden en çok rastladığımız şey tabii ki kırma kusurları yani göz bozukluklarıdır. Genellikle çocukların %90-96'sında gördüğümüz hipermetropi adını verdiğimiz kırma kusuru eğer iki göz arasında 4 dioptri ve üzerinde farklıysa ve bu fark edilmediyse daha bozuk olan göz elbette tembelleşecektir. Çünkü beyindeki görme merkezi sağlam gözü kullanmayı tercih edecektir. Sadece kırma kusurları değil göz tembelliği yapabilen sebepler çocukta şaşılığın, kaymanın olması, gene iki gözün paralel olarak kullanılamaması nedeniyle kayan gözün tembelleşmesine sebep olacaktır ve bir an evvel düzeltilmesi gerekecektir. Son olarak da eğer bir gözün görmesini engelleyecek herhangi bir organik problem varsa, bu bir katarakt olabilir, doğumsal katarakt, bu glokom olabilir, bu göz içinde yer kaplayan herhangi bir tümöral kitle olabilir. Bu da zaten o gözün görmesini azaltacağı için göz tembelliğine sebep olacaktır. Son olarak da gene gözün görmesini engelleyen mekanik nedenlerden en önemlilerinden bir tanesi kapak düşüklükleri. Eğer konjenital pitoz adını verdiğimiz kapak düşüklüğü çocuğun göz bebeğini kapatacak kadar fazlaysa bu da bizim deprivasyon ambliyopisi dediğimiz bir cins göz tembelliğine sebep olacaktır.